fitne tutarsın, tutma yanarsın. Anladın mı? Yanarsın. Zina belası niye milletin başına geliyor? Ya bunlardan. Çoklu sevgililik, çoklu efendim manitacılık, çoklu çıkmaklar, kız erkek arkadaşlıklar. İlkokuldan başlamak suretiyle ne ilkokulu? Neler görüyoruz artık? Ortaokul, lise, üniversitede zaten aynayı tutup devam. Yani karı kocalık yaşanıyor filan. E bunların kardeşim hiçbirinin nikahı yok. Zinaya buluyor. Öyle okullar var, liseleri, ortaokulları, ceninlerle dolu regarları. E bunlar ne? Ama birisi evlilik dediği zaman da, nikah dediği zaman da olmaz. Bu gericilik, bu yobazlık. Peki gidip de zina yaptığı zaman da erkek adam filan, bu adamı kafir eder. Bakınız, bu adamı kafir eder. Nedir o? Bir adama, bu adam gidip zina yapıyor. İşte bu adamın karısından başka efendim dost hayatı yaşıyor bilmem ne denildiğinde, erkek adam yapacak tabii dediği zaman adam kafir olur. Niye? Çünkü haram bir şey yapıyor. Bu sulandırıldı. Dinimizde olan çoklu evlilik, örümcek kafalılık, gericilik ama çoklu zina, çoklu fuhuş meşrulaştırıldı. Dinimizde olan cihat, sanki teröristlerin, sanki efendim İslam ve insan düşmanlarının işiymiş gibi empoze edildi. Şimdi mesela Batı bir haber yaptığı zaman, terör örgütleri dediği zaman kimi kastediyor? He? Ya hep İslami cihatçıları kastediyor. Yani direkt Müslümanlar demiş oluyor. Topyekün hepsini aynı kefeye koyuyor. Oysa biz IŞİD'e karşı mıyız? Karşıyız. Biz El-Kaide'ye karşı mıyız? Karşıyız. Biz Hizbullah'a karşı mıydık? Karşıydık. Biz neyiz? Biz neye karşı değiliz? Bak kardeşim, İslam'ın 5 şartı var. 6. şartı da cihattır. İşte biz bu cihada karşı değiliz. Bu cihadı bize Allah Azze ve Celle Hazretleri emrediyor ve biz bu cihadı yapmakla mükellefiz cemaatimiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed.